Eyvallah, teşekkür ederim Muhammed kardeş. Çok güzeldi. Allah razı olsun. Evet Rica değerli seyirciler, Medya 24 TV ekranlarından sesimizin ulaştığı tüm dostlara selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti, inayeti hepimizin, hepinizin üzerinize olsun. Bugün yine Perşembe akşamı, yine mübarek bir gün ve bir kat daha mübarek bir günü yaşıyoruz. O da Regaib gecesi. Regaib gecesini tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Stüdyoda çok değerli iki tane konuğum var. Hemen yanı başımdaki Ahmet Bilgi Hocam, İstanbul Eski Müftüsü bizlere beraber olacak. Sorularımızı yönelteceğiz inşallah. Onun hemen yanında biraz önce ilahi seslendiren ilahi ses sanatçısı kardeşimiz Muhammed Kaya, namı diğer ismi Muhammed Mesudi kardeşimiz de bizlerle beraber olacak. Bu geceyi biz buradan Medya 24 TV ekranlarında siz değerli seyircilerimiz evlerinde, ekranları başlarında hep birlikte icra edeceğiz. Kafanıza takılan soruları sosyal medya üzerinden bizlere ulaştırırsanız sevgili hocamıza soracağız ve cevaplarını da birlikte alacağız. Nedir değerli, bugün bu geceyi değerli kılan nedir değerli seyirciler? Regaib kandili. Ne demektir Regaib kandili? Biraz sonra bunları hocama soracağım. Yani bir yeşil ışık düşünün. Rabbül Alemin bir sene veya bu yaşımıza kadar ne yaptık, ne ettik, ne hangi günahı işledik? Hangi günahı işlersek işleyelim, Rabbül Alemin bu gece bütün tövbe kapılarını açıverdi. Yani tabiri caizse yeşil ışık yaktı, geçin kullarım dedi. Beklemeyin, daha ne duruyorsunuz? Ben geldim size, açtım kapılarımı. Buyurun hep birden geçin dedi. İşte bu gece inşallah bu rahmet kapısından geçen kullarından olmak ümidiyle buradayız değerli seyirciler. Sakın şunları düşünmeyin. Benim günahım o kadar fazla, işlemediğim günah kalmadı. Değerli seyirciler, hangi günahı işlemiş olursak işleyelim, Rabbül Alemin'in tövbe kapıları açıldı. Bu gece açıldı işte. Biraz önce söylediğim gibi yeşil ışıklar yandı artık. Allah'ın rahmetine topyekun, koşun koşun diyor Rabbül Alemin. Öyleyse biz bu kapıları kapatmamamız lazım. Allah'a giden yolda hangi kapı kapalıysa yıkıp geçmemiz lazım. Rahmete giden yolda hangi kapı önümüze çıkıyorsa kırıp geçmemiz lazım. İşte değerli seyirciler, bugün çok değerli bir konuğum var demiştim. Şimdi onu size hemen tanıtayım. Ahmet Bilgi Hocam, emekli İstanbul Müftü Yardımcılarından, birçok yerde müftülük yaptı, din görevliliği yaptı ve bu konuda da çok elzem. Bugün sorularımızı burada cevaplayacak değerli seyirciler. Ahmet Bilgi Hocam, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok şükür hocam. Allah razı olsun. Bugün amin, bizi kırmadınız. Inşallah. Geldiniz. Bizleri mutlu ve bahtiyar ettiniz. Bize şeref verdiniz. Ben teşekkür ederim. İnşallah hep birlikte bu geceyi ihya edeceğiz. İnşallah. Sevgili Muhammed Kaya Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nasılsınız diyelim. Elhamdülillah, hamdolsun Mevlamımıza, şükürler olsun. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Şimdi hem Muhammed Kaya hem Muhammed Mesudi. Evet, yani Mesudi'nin bir hikayesi var tabii. Değil mi? Onu bir kısaca anlatır mısınız bize, yoksa sonra mı anlatırsınız? Fark etmez. Yani ben Ordu Mesudiyeliyim. Evet. Malumunuz eskiden insanlar yaşadıkları yerlerle anılırmış. Biz birinci albümü yaparken Muhammed Kaya olarak tanınıyoruz. Bu isimle yaptık ama İkincisinde böyle bir değişik bir şey yapalım esprisi gelince ben Mesudi diyelim dedim. Mesudi kelimesini kullanalım dedik. Yapımcı arkadaşlarımız da bunu uygun gördüler. Muhammed Mesudi olarak ikinci albümümüz adı için diye bir albüm yaptık. Arzu edenler internet üzerinden hem klibimizi ama hem de albümümüzü çok izledi. Güzel oturmuş. Yani tahmin ediyorum, evet. Soyadınızdan daha ön plana çıkacak. Evet, yani her yer, yani insanlar yaşadıkları yerlerle anıldığı için biz de öyle bir espriden, evet, yola çıkarak böyle bir şey yaptık. Evet, evet değerli seyirciler, şimdi daha sözü uzatmadan hani suyun bulunduğu yerde teyemmüm bozulur derler ya, şimdi Ahmet Hocam buradayken artık bize konuşmak da çok fazla düşmez. Şimdi hemen 3 ayları konuşacağız Ahmet Hocam'la. Ahmet Hocam, 3 ayların dinimizdeki yeri ve önemi
daha çok insanlar şunu söylüyorlar. Kur'an'da yoksa kabul etmeyiz. Kur'an'da belki işaretler olabilir, onu bilemem, siz daha iyi bilirsiniz. Hadislerdeki yeri, dinimizdeki yeri, örfümüzdeki yeri nedir? Ne dersiniz? Evet, Müslümanlar arasında üç aylar diye bilinen evet. Recep, Şaban ve Ramazan aylarına girmiş bulunuyoruz. Eyvallah. Bunların ilki olan Recep ayının bu akşam itibariyle idrak ettik. Malumunuz Recep ayının ilk cuma gecesi de Regaib gecesi. Bu sene 3 ayların ilki yani Recep ayının biriyle Recep ayının ilk cuma gecesi ikisi aynı güne tesadüf etti. Aslında biz geçtiğimiz yıllarda 3 ayların girişini ayrı, Regaib gecesini ayrı günlerde kutluyorduk. Bizi bu günlere kavuşturan Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Bu ayların feyzinden, bereketinden bilhassa bu aylarda bulunan kandil gecelerin feyzinden, bereketinden istifade etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Bizi bu aylara kavuşturan Yüce Mevlamıza da sonsuz şükürler olsun. Ve ben başlarken hem sizlerin hem seyircilerimizin Regaib kandilini de kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere örnek olarak gönderilmiş. Siz hani dediniz ya Kur'an-ı Kerim'de yoksa biz bunu kabul etmiyoruz diyenler aslında Kur'an'ı reddediyorlar. İnkar edenler değil mi? Yani ben o kelimeyi kullanmıyorum. Kullansam mı diye düşündüm, siz kullandınız. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında o kendi heva ve hevesiyle konuşmaz. Ve mâ yentiku anil heva in huve illa vahyu yuha. O kendi heva ve hevesiyle konuşmaz. Onun her sözü vahye dayanır diyor. Allah Resulü size neyi verdiyse alın, neyi yasakladıysa ondan sakının diyor. Ve bize örnek olarak sunuyor Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Dolayısıyla sünnet olmadan, hadis olmadan bizim Kur'an-ı Kerim'i anlamamız, Kur'an'ı tefsir etmemiz mümkün değildir. Evvela bunu evet. Sizin bu sözünüz üzerine çok ifade iyi oldu etmek hocam. İstedim. Yani şunu mu anlıyoruz? Allah Resulü kendi isteğinden, nefsinden bir şey konuşmaz. Allah-u Teala vahyeder. Onun da kalbine vahyeder. Kur'an gibi evet. Değil. Yani Kur'an ama gibi değil. Daha yine Kur'an-ı Kerim'de estağfurullah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz de bizim ibret alacağımız güzel örnekler var. Onu evet. Bize bir örnek olarak sunmuş. Dolayısıyla örnek olan bir insan da her türlü yanlıştan, hatadan korunmuş. Sadece peygamberlik devrinde değil, Cenab-ı Allah onu peygamberlikten önce de korumuştur hata yapmaktan. Evet. Burada konumuzun dışında olacak ama kısaca bir olayı nakletmek istiyorum. Kabe-i Muazzama'nın tamiri sırasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam henüz peygamberlik gelmemiş kendisine. Taş taşıyorlar. O zaman Araplar müşrik. Allah'a şirk koşuyor. Herkes taşları omuzuna alıp taşırken omuzları acımasın diye eteklerini omuzlarına koyuyorlar. Taşları da o eteğin üzerine koyuyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam tabii bu durumda avret mahalleri de açılıyor. Evet. Onun doğru olmadığını o fıtraten biliyor. Bilmiyorum. Ve o omuzuna taşı koyuyor ama mübarek omuzu kanıyor.
canı da acıyor. Etrafındakiler de diyorlar ki sen de bizim gibi yap. Eteğini topla. Omuzuna koy. Evet. Taşı da onun üzerine koy. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o eteğini toplamak istiyor. O anda Cebrail Aleyhisselam gelip ikaz ediyor öyle yapmamasını. Henüz peygamberlik gelmeden önce de peygamberimiz hatadan korunmuş. Korundu, evet. Çünkü o daha peygamberlikten önceki hayatıyla da bizlere örnek olmuştur. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de her ne kadar bunlarla ilgili ayet olmasa da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısında görüyoruz. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 aylar girdiği zaman Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan diye dua ederdi. Evet. Hazreti Ayşe annemiz bir gün soruyor Peygamberimize, ya Resulallah eğer 3 aylara erişirsem ne yapayım? Peygamberimiz diyor ki ya Ayşe 3 aylara erişirsen Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan duasını sık sık oku diyor. Evet. Yani Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizim hakkımızda hayırlı kıl, bizi Ramazan'a kavuştur. Yani bu duayı biz de bolca... Biz bu duayı bol bol yapacağız. Mealini bir kere daha okuyayım evet. Hocam. Allahümme barik lena fi Recep'e ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizim hakkımızda hayırlı kıl, bizi Ramazan'a kavuştur. Amin. Şimdi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Allah gökleri ve yeri yarattığından beri ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram olan aylardır. Aylar. O aylarda birbirinize zulmetmeyiniz. O haram olan aylar da Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayı. Yani 3 ayların ilk ayı. Şimdi bugün idrak ettiğimiz evet. Mübarek Recep ayı. Yani Kur'an-ı Kerim'de direkt ismi anılmasa da burada ya bu 4 aydan ve Recep ayından Cenab-ı Allah bahsediyor. O aylarda birbirinize zulmetmeyiniz. Hatta cahiliye devrinde insanlar bu aylar geldiği zaman birbirleriyle savaşı kesiyorlardı. Ve düşman düşmanını gördüğü zaman dahi ona bir düşmanlık zulüm yapmıyordu. Bunlar böyle mübarek aylardır. Ve Recep ayının içerisinde Regaib gecesinin dışında bir gece daha var. Evet. Miraç kandili. Miraç kandili. Evet. Yani Recep ayı iki kandil gecesini içerisinde barındıran çok mübarek bir ay. Miraç kandili de biliyorsunuz Peygamberimizin en büyük mucizelerinden birisinin zuhur ettiği bir gecedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkıyor. Cenab-ı Allah ile orada karşılaşıyor, konuşuyor. Ve miraç hediyesi olarak 5 vakit namaz o gece farz kılınıyor. Bakara suresinin son 2 ayeti, Âmenna Rasûlü diye başlayan ayetler de hiçbir vasıtasız olarak doğrudan doğruya o gece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Allah tarafından vahyediliyor. Ayrıca Müslümanlara bir müjde daha veriliyor Miraç gecesinde. İman ile vefat eden bütün müminlerin ne kadar günahkar olursa olsun cennete girecekleri müjdesi veriliyor. Evet. Siz az önce de ifade ettiniz. Yani ne kadar günahınız olursa olsun yeşil ışık yandı dediniz bu akşam. Hocam. Geçişler serbest. Şimdi size onu da soracağım. Şöyle ki yani bazı kardeşlerimiz var. Hani işte namazdan, niyazdan, dinden, imandan bahsettiğimiz zaman diyor ki ya benim o kadar günahım var ki artık Allah beni affetmez daha. Kesinlikle affolunmam diyor. Ne yapacağım? Artık nefsi ne derse ona uyacağım. Oysa ki işte değerli seyirciler bakın bugün muhterem hocamız da burada. Müftülük yapmış yıllarca. İlim tahsil etmiş. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyeceğini şimdi hocama sorduk. Bakalım hocam bize ne cevap verecek? Yani tonlarca günah işlemiş. Adam çok
özür, affınıza sığınarak söylüyorum. İçki içmiştir, zina etmiştir, hırsızlık etmiştir vesaire vesaire. Yani günahı gerçekten çoktur. Allah bilir ama kendi ifadesiyle söylüyoruz. Bu insanlar nasuh bir tövbeyle tövbe ederse ne olur onların hali hocam? Şimdi Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de bu manada gelip sual soranlar olmuş. Yani o kadar çok günah işlemişler ki kendi işledikleri günahları itiraf etmekten, söylemekten dahi haya ediyorlar. Yani kendilerinin affedilmeyeceğini zannediyorlar. Cenab-ı Allah bu hususta kul ya ibadiyellezine esrafu la taknatu min rahmetillah. İnne Allah yağfiru zunube cemiha innehu vel gafurur rahim. Ey günah işlemekle nefislerini israf eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahları affeder. Allah gafurdur, rahimdir. Ama benim günahım çok. Hiçbir günah Allah'ın rahmetinden daha büyük değildir. Daha büyük değil değil mi hocam? Evet. Hiçbir günah Allah'ın rahmetinden daha büyük değildir. Kimse ümitsizliğe düşmesin. Kimse yeise düşmesin. Yeter ki tövbe ve istiğfar etsin. Evet. Yalnız şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi ben de burada bir anımı nakletmek istiyorum. Buyurun. Şimdi eskiden sizler de bilirsiniz. Cuma geceleri, yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler camilerde tövbe istiğfar duaları yapılıyordu. Evet, ben çocukluğumda evet, şahit oldum ona. Tövbe istiğfar duaları yapılıyordu. Şimdi ben de 1978 yılında bir yıl başında Fatih'te imam olarak göreve başladım. O akşam da Cuma gecesiydi. Şimdi tövbe istiğfar yaptırmadım. Şimdi cemaat başladı birbirine bakmaya. Yani sanki namazın bir rüknünü bir eksik bıraktık gibi. Şimdi müezzine sordular, dediler buranın adeti böyle. Sen hoca efendiye niye demedin? Cuma geceleri tövbe istiğfar yapılıyor, tecdid-i iman yapılıyor, tecdid-i nikah yapılıyor. Neyse ben birkaç gün sonra bir tövbe istiğfar yaptırdım ama Cuma gecesi değil. Normal bir gece. Şimdi herkes birbirine bakmaya başladı. Ya hoca şaşırdı herhalde, bu akşam Cuma gecesi değil. Tabii namazdan sonra ben Fatiha demeden bu konuya girdim. Şimdi tövbenin ne olduğunu, nasuh tövbenin ne olduğunu, tövbenin sadece bir klişeleşmiş sözden ibaret olmadığını, bir defa tövbe evvela birinci şartı yeis halinde olmayacak. Yani ümitsizliğe düştükten sonra artık Azrail gelmiş, emaneti alacak. Tamam, ben tövbe ettim. La ilahe illallah. O tövbe-i yeistir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un tövbesi buna örnek olarak gösterilir. Evet. Biliyorsunuz Firavun Hazreti Musa'yı ve arkadaşlarını takip etti ordusuyla. Kızıldeniz'e gelince bir mucize gerçekleşti. Kızıldeniz ikiye ayrıldı. Hazreti Musa ve arkadaşları denizden karşıya geçtiler. Tabi Firavun da ordusuyla, avanesiyle gelince o da arkasından girdi. Musa ve arkadaşları karşı karaya çıkınca sular onları denize gark etti. O esnada Firavun dedi ki, ben de Musa'nın Rabbine iman ettim. Artık gerçeği anladı. Evet. Çünkü ölüm muhakkak. Cenab-ı Allah da diyor ki, biz o anda onun tövbesini kabul etmedik. Çünkü o yeis halinde, ümitsizlik halinde yapılan bir tövbeydi. Evet. Dolayısıyla önce tövbe, hayattan ümidimiz olduğu müddetçe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem can boğaza gelinceye kadar diyor. Yani can boğaza gelinceye kadar, gelmeden önce yapılan tövbe tövbedir. Yani siz tövbenin şartlarına uyarak, şartlarına riayet ederek
Nasıl tövbe etmeli hocam? Nasuh bir tövbeyle yani. Tövbe ederseniz o zaman acaba tövbem kabul edildi mi diye hiç şüphe etmeyin. Evet. Üç tane şartı var tövbenin. Evet. O yeis halinde olmamanın dışında üç tane şartı var. Yani nasıl namazın şartları var. Abdestsiz namaz olmazsa, evet, bu şartlar olmazsa tövbe olmaz. Tövbenin birinci şartı günahı terk etmek. Yani işlediği günahı terk edecek. İşlediği günahı terk etmek. Evet. İkinci şartı pişman olmak. İşlediği günahtan dolayı pişman olmak, nadim olmak, gözyaşı dökmek. Yani ben nasıl işledim bu günahı diye pişmanlık duymak. Üçüncüsü de bir daha o günaha dönmemek. Bu üç şartı yerine getirdikten sonra artık tövbem kabul oldu mu olmadı mı diye en ufak bir tereddüde düşmeye gerek yok. Mesela şimdi konumuzun içerisinde belki şey gelirse konuşacağız. Bu gece tövbeleri kabul edilmeyen kişilerden bir tanesi de devamlı içki içenler. Hani şey değil, böyle ara sıra veya adam içmiştir, kesmiştir, bir daha içmeyecek. Devamlı içki içenler. Evet. Şimdi diyelim oradan misal verelim. Evet. Kişi içki içiyor ama vazgeçti, bıraktı. İçkiyi terk etti ve bugüne kadar da ben Allah'ın yasak kıldığı bu fiili nasıl işledim, nasıl nefsime uydum diye de böyle kendi kendine içi içini yiyor. Tövbe istiğfar ediyor, ağlıyor, gözyaşı döküyor. Ve bir daha da o günaha dönmüyor. O içkiyi içmiyor. Allah böyle bir tövbeyi nasuh tövbe olarak kabul eder. Ama ya ne güzel işte 70 yaşına kadar hayatımızı yaşadık. İçtik, gezdik. Şimdi de bıraktık yani, tamam, Allah affetsin. Bu tövbe değil. Bu tövbe değil. Böyle bir tövbe olmaz. İsterseniz siz o iç... Yani o anda zaten o yaştan sonra siz o günahı bırakmıyorsunuz. Günah sizi bırakıyor. Sizi bırakıyor değil mi? Siz işlemek isteseniz de o bazı günahları artık o yaştan sonra işleyemezsiniz. Evet. Dolayısıyla o tövbenin şartlarını yerine getirerek tövbe edersek Cenab-ı Allah bizim günahlarımızı her zaman affeder. Bu mübarek geceleri beklemeye de gerek yok. Evet. Her zaman tövbe etmek için fırsatımız var. Onun için tövbe etmek için mübarek gecelerde daha fazla tövbe istiğfar edelim, daha fazla dua edelim. O gecelerin feyzinden, bereketinden istifade etmek için çalışalım, çabalayalım ama tövbe etmek için bu geceleri beklemeyelim. Yani günah işlediğimiz andan sonra tövbe edebiliriz, evet, değerli seyirciler. Şimdi, bu geceleri beklemeye gerek yok. Hocam bak ne güzel izah etti. Şaban ayının bu üç ayların içerisinde bir de Recep ayından sonra Şaban ayı geliyor. Evet. Şaban ayında da bir kandil gecesi var. Berat kandili. Evet. Berat gecesi de adı üzerinde kulların berat ettiği, günahlarının affedildiği bir gece. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o gece Cenab-ı Allah güneş battıktan sonra yeryüzüne tecelli eder ve yok mu af dileyen affedeyim, yok mu benden şifa isteyen ona şifa vereyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu benden şunu isteyen, yok mu benden bunu isteyen diye sabah tan yerine kadar nida eder diyor. Evet. Şaban ayında da böyle mübarek ve mukaddes bir gece var. Ramazan ayı zaten başlı başına rahmet ayı. Evet. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da kurtuluş ayı olarak belirtmişler. Şimdi çalışan kesime cumartesi, pazar günleri, tatil günleri çalıştıkları zaman mesai ücreti iki kat verirler. Evet. Şimdi bu geceleri böyle değerlendirebiliriz. Evet. Yani yaptığımız dualar, ibadetler, taatler, kıldığımız oruçlar,
tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazların her zaman Allah katında makbuldür, karşılığı vardır. Ama bu gecelerde yapılanların karşılığı dubledir. Evet. İki kat daha fazladır. Onun için bu gecelerden gafil olmamak lazım. Evet. Şimdi İslam alimleri işte ziraat yapan bir adamın durumuna benzetmişler. Bu geceleri, bu ayları. Nasıl ki önce tarlasını eker, ondan sonra bakımını yapar, zamanı gelince de hasat eder. Bir ziraatçı, bir çiftçi. İşte Recep ayı dikim ayıdır demişler. Şaban ayı bakım ayı, Ramazan ayı da hasadın toplanma ayı. Yani güzel bir teşbih yapılmış. Bu ayları böyle bilip böyle değerlendirmek. Aslında bu gecelerde yaptığımız ameller her zaman yapmamız gereken şeyler. Kur'an okumak, namaz kılmak, efendim oruç tutmak. Ancak bu gecelerde yapılan ibadet, taat, hayır ve hasenatın sevabı Allah katında kat ve kat fazla verilmektedir. Evet. Evet. Peki hocam, hemen şimdi seyircilerimiz de merak ediyordur. Regaib ne demektir? Evet. Regaib kelime olarak bir şeyi istemek, arzu etmek. Evet. Bir şeye rağbet etmek. Yani rağbet edilen şey, arzu edilen şey, istenilen şey. Yani severek istenilen tabii, bir şey diyelim. Şimdi tabii bizim insanların Allah'ı arzu etmesi, evet, ibadetleri arzu etmesi, severek yerine getirmesi ve Allah'ın da bu ibadet ve taatte bulunan kullara rağbet etmesi. Onlara bol bol ihsanda bulunması. Şimdi malum Miraç gecesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'a çıktığı gece. Kadir gecesi Kur'an'ın inzal buyurulduğu gece. Mevlid kandili Peygamber Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin dünyaya teşrif ettikleri gece. Regaib gecesinde böyle bir olay vuku bulmuş mu? Yani Regaib gecesinde böyle bir olay vuku bulmamış. Bu geceye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam melekler Regaib ismini vermiş buyuruyor. Ancak Peygamberimiz ancak bu gece Peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin ana rahmine düştüğü gecedir diye bir rivayet var. Rivayet var, evet. Ama o rivayet çok sağlıklı bir rivayet değil. Değil. Onu kesin olarak bilemiyoruz. Öyle bir rivayet var. Evet. Ama bu gece rağbet gecesi. Eyvallah hocam. Kulların Allah'a, Allah'ın kullarına rağbet ettiği bir gece. Evet. Onu biliyoruz. Eyvallah. Evet, evet. Muhammed kardeş, hocamızı bir dinlendirelim. Bize ne okuyacaksın şimdi? Hocam, bizim birinci albümümüzde bir klip eserimiz var. Bulduğum Sene ismiyle. Biraz önce programdan önce de zaten güzel bir belgesel izletilmişti. Allah-u Teala'yı bulmak, gökyüzüne, kainata baktığınız zaman kainatta her şeyi gördüğünüzde Allah'ı aslında anlatıyor. Biz de o manada böyle güzel bir beste çalışması yaptık. Şu gecenin yüzü hürmetine bütün ümmeti Muhammed'in Müslüman olanları Rabbini bulmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Amin inşallah. Gerçekten hocamın da arzı biraz önce işaret ettiği gibi hem Perşembe akşamı hem mübarek Regaib gecesi hem sabahı Cuma, yani böyle Allah-u Teala adeta affetmek için sanki böyle bahaneler buluyor hocam. Evet, evet. Yani yeter ki gelin şu kapıları bir, şu zincirleri bir kırın ya, şu nefsinizden bir geçin. Yani kucaklayacak sanki, değil mi hocam? Şimdi hani bir söz vardır, fabrika ayarlarına geri dönmek diye. Ha, değil mi hocam? Aslında bu geceler bizim fabrika ayarlarımıza geri dönmemiz için bir fırsat. Yani bir bunları öyle değerlendirmek, hocam, öyle görmek aslında lazım. Bütün müminler bir senenin muhasebesini iyi yapması lazım. Evet.
Yani belki herkes yapmasa da veya bu yaşa kadar ne yaptık, ne ettik, şöyle ciddi bir nefis muhasebesi yapıp yola devam etmek lazım. Evet. Hocam bir de halk arasında hani 3 aylar dışında bir de 3 ayların orucu falan filan var. Evet. Yani 3 aylar orucu tutmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu veya nasıl yapacağız? Şimdi Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsunuz az yerdi, oruç tutardı. Hatta sabahleyin geldiğinde Hazreti Ayşe annemize sorardı, evde yiyecek bir şey var mı? Yok derse, öyleyse ben oruçluyum derdi. O gün oruç tutuyordu. Ama Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, 3 aylar geldiği zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diğer aylara nazaran daha çok oruç tutardı. Ve daha fazla ibadet yapardı. Yani 3 ayların böyle diğer aylardan bir farklı olduğunu orada da görüyoruz. Allah Resulü de o farkı da hayatında yaşamak suretiyle bize yansıtmış. Evet. Şimdi İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, bazen Recep ayı geldiği zaman Peygamberimiz o kadar çok oruç tutuyordu ki hiç iftar etmeyecek zannediyorduk. Bazen de hep iftar ederdi, hiç oruç tutmayacak zannederdik. Yani şimdi Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bize örnek olarak gönderilmiş. Mesela ben onun hikmetini düşünüyorum. Bazen tutuyor, bazen tutmuyordu. Yani tutuyor da daha az tutuyordu. Şimdi teravih namazı. Evet. İlk zaman Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle birlikte camide teravih namazını eda etti. Ondan sonra birkaç gün sonra gelmedi mescide. Siz kılın dedi. Neden diye sorduklarında farz olur endişesiyle gelmedim dedi. Evet. Çünkü o cemaatle camide kılmış olsa Efendimiz aleyhissalatü vesselam o zaman o farz olurdu. Teravih namazının fazileti çok büyük. Evet. Kılmayanlar o zaman günahkar olurdu. Şimdi kılanlar sevabına, faziletine nail oluyor. Kılmayanlar en azından günahkar olmuyor. Evet. Şimdi 3 aylar da böyle. 3 aylarda Peygamberimiz devamlı oruç tutmamış. Bakın mesela biz Anadolu'da 3 ayları bütün olarak tamamını oruçlu geçirmek bir dindarlık gösterisi olarak kabul edilir. Yani birisinden bahsederken, birisinin Müslümanlığından bahsederken, çok dindar bir insan olduğunu ifade ederken ilk söylediğimiz şey şudur, 3 ayları bütün tutardı. Halbuki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 3 ayları hayatında hiç tamamını oruçlu geçirdiği vaki değil. Ama 3 aylarda daha fazla oruç tutardı. 3 aylarda her zamankine nazaran daha fazla nafile ibadetlere devam ederdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların en cömertiydi. Ama o 3 aylarda cömertlikte sınır tanımıyordu. Hayır ve hasenatta, cömertlikte sınır tanımazdı. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam uyuyormuş. Yastık olarak da bir ağaç kütüğünü başına koyuyor. Başının altına koymuş. Altında hurma liflerinden yapılmış bir hasır. O hasırın ve ağaç kütüğünün izleri Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek yüzüne ve omuzuna çıkmış. Hazreti Ömer bunu görünce çok duygulanmış. Ağlamaya başlamış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam uyanıyor. Diyor ki ya Ömer, seni ağlatan şey nedir? Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun diyor. İran'ın Kisra'ı, Bizans'ın hükümdarı, altından mamul saraylarda,
efendim kuş tüyü yataklarda yatarken senin böyle burada yatmak devamı, yani Allah'a dua etsen de sana da biraz dünyalık verse olmaz mı diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ya Ömer, Cenab-ı Allah bana Uhud Dağı'nı altın olarak teklif etti, ben istemedim. Eğer kabul etseydim, borcum olan bir dinarı müstesna, diğerini bir gece yanımda tutmaz, onu infak ederdim diyor. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, insanların en cömertiydi ve o konuda da bize örnek olmuş. Bu aylarda Efendimiz aleyhissalatü vesselam cömertliği diğer aylara nazaran daha da artıyordu. Daha fazla ibadet eder ve daha fazla cömertlik yapıyordu. Hocam bir kısa bir reklam arası vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden. Evet değerli seyirciler, çok kısa bir ara vereceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Evet değerli seyirciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet Bilgi Hocam ve Muhammed Kaya kardeşimizle beraberiz. Şimdi hocam gelelim asıl şeye, bu geceye ait özel bir dua ve namaz var mı? Yani değerli seyircilerimiz ne yapmaları lazım? Yani illa şöyle isteyeceğim, böyle isteyeceğim, şu namazı şöyle kılacağım veya şunu okuyacağım, bunu okuyacağım, böyle bir şey var mı? Yoksa istediği gibi kılabilir mi? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu üç aylar geldiğinde namaz, oruç gibi ibadetlerde daha fazla nafile ibadetlere devam ettiğini ifade etmiştik. Ve dua olarak da sohbetimizin başında ifade ettiğimiz Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bizim hakkımızda hayırlı kıl, bizi Ramazan'a kavuştur diye Peygamberimizin dua ettiğini ve Hazreti Ayşe annemize böyle dua etmesini tavsiye ettiğini biliyoruz. En güzel dua bu o zaman. En güzel dua bu. Bunun dışında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gece 12 rekat nafile namaz kıldığı şeklinde bir rivayet var ama bu rivayetin sıhhat derecesi biraz zayıf. Şimdi ama kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Bu aylarda oruç tutmak ve bu gecede nafile namaz kılmak. Peygamberimiz namaz kılmıştır. Onda şüphe yok. Ama 12 rekat mı kıldı, 4 rekat mı kıldı, 20 rekat mı kıldı? Şüphe olan kısmı o rekatlar sayısındadır. Evet. Şimdi biz bizim üzerimizde zaten birçoğumuzun üzerinde kaza namazı var. Kaza namazı olanlara biz nafile namaz değil de bu gecelerde de kaza namazlarını en azından bir günlük bir kaza namazı kılmasını, kılabiliyorsa daha fazla kılmasını tavsiye ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu regaib gecesinin gündüzünü oruçla geçiren, gecesini de ibadetle geçiren kullarını Cenab-ı Allah'ın af ve mağfiret edeceğini bize müjdesini veriyor. Evet. Ve Recep ayında oruç tutmanın faziletinden bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yaşlı bir pir-i fani çıkıyor. Diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben diyor yaşlıyım, bu dediğinizi yapamam diyor. Yani bu kadar fazla oruç tutamam ben diyor. Buna gücüm yetmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, öyleyse sen Recep ayının birinci günü, 15. günü ve sonuncu günü, oruç. 3 gün oruçla geçirirsen bütün ayı oruçla geçirmiş gibi olursun diyor. Evet. Çünkü Allah katında her bir hasenenin karşılığı 10 sevaptır. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha diyor Cenab-ı Allah. Kim bana bir hasene ile gelirse onun karşılığı 10.
Ama kim bir seyyiyeyle gelirse onun da karşılığı bir. Yani Allah'ın rahmeti ne kadar büyük. Evet. Yani Cenab-ı Allah bir iyiliğin karşılığı en az 10. Dikkat edin. Evet. En az 10. Ramazan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her iyiliğin birden 700 misline kadar sevabı vardır diyor. Ama Ramazan müstesna diyor. Müstesna, evet. Çünkü Ramazan ayı rahmet ayı, mağfiret ayı. Allah o gün kullarım benim için oruç tutuyor. Onun için sevabını ben veririm diyor. Orada sınırı kaldırıyor Cenab-ı Allah. Bir de hani hocam vakitte biraz daralıyor buraya gelmişken. Bu aya bir de hani Şehrullah denmişti. Evet. Bunun sebebini. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Recep Allah'ın ayı. Evet. Şehrullah yani. Yani Recep, Şaban Allah'ın benim ayım. Ramazan da ümmetimin ayı. Şimdi aslında ayların hepsi Allah'ın hepsi ayı. Hepsi Allah'ın. Ama Recep Allah'ın ayı demekle bu Recep ayının önemi, kutsiyeti, faziletine işaret etmektedir. Evet. Yani Recep ayında yapılan ibadet ve taatlerin diğer aylara göre daha karşılığının daha farklı olacağını evet. anlıyoruz. Evet. İşte Şaban ayı yine aynı şekilde Efendimiz benim ayım demek suretiyle ona bir ayrı önem arz ediyor. Ramazan ayı zaten başlı başına hem Kur'an-ı Kerim'de evet. Ramazan ayından hem de Kadir gecesinden bahseden ayet ve sure var. Evet. Ortası rahmet, ortası evveli rahmet, evet, ortası mağfiret, sonu da kurtuluş. Evet. Günahlardan kurtulmayı böyle faziletli bir aydır. Bunlar bu ayların faziletine binaen söylenmiş sözlerdir. Evet. Bir de hocam yani işte hani günahkar kardeşlerimiz var. Ümmeti Muhammed'den çok günah işleyenler var. Yani bu ayda veya bu gecelerde evet. yani sadece bu aya veya bu geceye mahsus değildi ama bahusus önemine binaen hani Rabbül Alemin veya Peygamber Aleyhisselam bu aya rağbet etmiş. Hı-hı. Biz de rağbet ediyoruz. Bu ayda affedilirler mi diğerlerine nazaran? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle imamlarımızın, hatiplerimizin hutbeden inmeden önce okudukları bir hadis-i şerif var. Ettaibu minezzembi kemen la zembele. Yani günahına tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. İşte bir müjde değil mi evet. hocam? Yani. Az önce sorduğunuz soruya cevap verirken o tevbenin şartlarına değinmiştik. Evet. O şartlarını yerine getirerek tevbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. Yine Şaban ayının 15. gecesi geldiğinde Cenab-ı Allah yeryüzüne rahmetiyle tecelli eder diyor Cenab-ı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onu zikretmiştik. Yok mu şifa isteyen şifa vereyim, evet. yok mu af dileyen affedeyim, yok mu rızık isteyen rızık vereyim, yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye sabah tan yeri ağarıncaya kadar kullarına nida eder diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ancak 5 sınıf insanı zikrediyor Efendimiz. Onlar bu gecenin feyzinden, bereketinden, affından, mağfiretinden istifade edemezler. Evet, en önemlisi bu evet. işte. Kim onlar? Bir, Allah'a şirk koşanlar. İki, anne ve babasına isyan edenler. Evet. Üç, sıla-i rahimi terk edenler. Terk edenler. Akraba ile ilişkiyi kesenler. Dört, devamlı içki içenler. 5. Müslümanlara karşı kin ve nefret duygularıyla hareket edenler. Bunlar bu yaptığı işlerden tövbe etmedikçe, vazgeçmedikçe onlar bu aftan, mağfiretten istifade edemeyeceğini
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Yani bu sağanak sağanak yağan bu rahmetten onların üzerine düşmüyor. Düşmüyor. Evet. Ama hocam, onlar ne zaman tövbe istiğfar ederlerse o zaman o sağanaktan onlar da istifade eder. İstifade eder inşallah. Allah hepimizi istifade etmeyi nasip eylesin. Şimdi geldik hocam programımızın son bölümüne. Bu geceleri nasıl ihya edeceğiz diyorsunuz. Ne yapmalıyız? Şimdi bu geceleri ihya etmenin ilk şartı Kur'an okumak suretiyle. Evet. Kur'an-ı Kerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evlerinizi Kur'an okunmayan kabirler haline getirmeyin. Evlerimizde Kur'an okuyacağız. En azından Kur'an okutacağız. Şimdi namaz kılacağız. Namaz kılmak da bir nevi Kur'an okumaktır. Evet. Namaz da kıraattir. Namazda kıraat namazın farzlarından birisi. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nafile namazları, sünnetleri evinde kılardı. Evet. Ve bizim de sünnetleri evde kılmamız aslında sünnettir. Çünkü evlerimizi Kur'an okunmayan kabirler durumuna düşürmemek için evlerimizde namaz kılmalı, evlerimizde Kur'an okumalı. Aynı zamanda da hane halkına, çocuklarımıza örnek olmalı. Çocuklar ilk anda anne ve babalara örnek alırlar. Evet. Şimdi çocuğu Kur'an kursuna gönderdim, okula gönderdim, ne isterse verdim, parasını, pulunu, her şeyini ama bu adam olmadı. Yani önce biz adam olacağız, çocuğumuza örnek olacağız ki. Çocuğumuza. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir Müslümanın evladına bırakacağı en güzel miras İslam ahlakıdır. Hı. İslam terbiyesidir. Evet. O İslam ahlakını, İslam terbiyesini öğretebilirsek ne mutlu bize. İşte bu konuda çocuklarımıza örnek olmamız lazım. Bazen namazlarımızın sünnetlerini evde kılmak gibi. Dolayısıyla bu gece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bol bol salatü selam getirmeliyiz. Sadece bu geceler değil, her zaman. Evet, ama bu gecede daha fazla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, benim ismim anıldığı halde bana salat ve selam getirmeyen insanların, Müslümanların en cimrisidir diyor. Hmm. En cimri insan, benim ismim anıldığı halde bana salat ve selam getirmeyendir. Siz bana salat ve selam getirdiğiniz zaman sizin selamınızı melekler bana ulaştırır. Ve ben sizin selamınıza karşılık veririm diyor Peygamberimiz. Sahabeden bir tanesi diyor ki, ya Resulallah siz o zaman çürümüş toprak olmuş olmayacak mısınız? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Cenab-ı Allah peygamberlerin vücudunu toprağa haram kılmıştır. Biz Peygamberimize salat ve selam getirmekle onunla bir nevi ilişkiye girmiş oluyoruz, evet, iletişime geçmiş oluyoruz yani. Ve Peygamberimizin de ruhunun bedenine iade edilmesine vesile oluyoruz. Yani bu ne büyük bir nimet. Değil mi hocam? Evet. Bu gecenin farklı bir gece olduğunu çocuklarımız hissetmeli evde. Yani bunu aile efradına hissettirmeliyiz. Yani diğer gecelerden farklı olarak işte daha fazla Kur'an okumak, gündüzü oruç tutmak, geceyi ibadetle Kur'an okuyarak geçirmek, tebrikleşmek, yaşlıları, gazilerimizi, kimsesizleri, yetimleri, yoksulları ziyaret etmek, yani en azından küçük çocuklarımız bile olsa, evet, o farklılıktan, o gecenin farklı bir gece olduğunu anlamalı. Yani şimdi mesela kandil simitleri satılıyor. O bile eve bir kandil simidi alıp getirdiğin zaman çocuk soruyor, bu yani nedir bu diye. Yani bu gecenin değil mi? Tabii yani o bile o gecenin farklılığını bize gösteriyor. Bunlar önemli. Geçmişin muhasebesini yapmak. Hocam farklı dediğinizde aklıma bir şey geldi. Bu vesileyle sizle de paylaşmış olalım. Anadolu'nun bir yerinden geliyorduk. İsmi önemli değil. Namaz için mola verdik.
namazı kıldık. Tam arabaya bineceğiz. Biraz şehrin dış tarafı yani. Evet. Biri oturmuş orta yaşlarında böyle saçı başı uzatmış ağlıyor. Baktım biraz böyle uzaktan şey değil yani ne derler? Yani meczup falan değil. Hı hı. Selam verdim, aleyküm selam dedi böyle baktı. Neden ağlıyorsun? Dedi ki derdime çare olacak mısın? Yoksa sen de işte falan gibi beni cehennemin dibine mi göndereceksin? Dedim ki ne çare olacak gücüm var ne de cehennemin dibine gönderecek gücüm var. Velhasıl yani işte haddi uygulanması gereken bir günah işlemiş. Gitmiş caminin imamına demiş ki hocam ben böyle bir günah işledim. Hoca efendi de buna sen şu an hani şer'i bir devlet değil ama senin katlin vaciptir. Ne yaparsın yap affedilemezsin. Tam 10 yıldır ağlıyorum dedi. Dedim ya senin, yani seni bu hale sokan bu mu? Evet, aynen bu dedi. Bak dedim, Allah'ın rahmeti o kadar büyük ki, biraz önce ifade ettiniz. O şey minnacık dedim, o bu kadar. Ama rahmeti o kadar büyük ki, ha burada ağlayacağına bir tevbe istiğfar etsem ben bundan daha iyidir. Adamın gözünde, dedi ki ya sen çok farklı bir insansınız. Siz nereden geliyorsunuz? Farklı deyince aklıma geldi. Yani bu noktada da hocam insanları ümitsizliğe sevk eden insanlarımız da var. Maalesef şimdi yani hoca dediyse bunu çok ayıp etmiş yani. Yani artık o cami imamına mı sormuş yoksa hoca bildiği yani, bir insana doğru, mı sormuş cami, onu sormadı. Cami imamın demez onu. Yani ben de tahmin etmedim pek. Çünkü hadis-i şerif var bu hususta. Evet. Siz geçmiş ümmetlerden birisi diyor peygamberimiz 99 kişiyi öldürmüş. Evet. Ama pişman olmuş, nadim olmuş. Acaba Allah beni affeder mi? Önüne gelene soruyor. O meczup zannettiğiniz kişi gibi 99 kişiyi öldürmüş. Ya vallahi biz buna cevap veremeyiz ama falan yerde bir alim var, git ona sor. O sana cevap verir. O da demiş ki, ya 99 kişiyi öldürdün, sende hiç Allah korkusu yok mu da beni Allah affeder mi diye soruyorsun. Bu sefer A99, A100 diyor. Evet, hani hikaye gibi. Evet. Ama hadis-i şeriftir bu. Riyad-ı Salihinde de vardır. Onu da öldürüyor. Fakat nedamet ateşi bir defa gönlüne düşmüş adamın, yakıyor. Her önüne gelene soruyor. Falan yerde bir alim var. Ona git diyorlar. Yolda giderken adam vefat ediyor. Azap melekleri gelip alıp götürmek istiyorlar. Rahmet melekleri geliyor. Diyorlar bunu biz alacağız. Bu cennete gidecek. Azap melekleri diyor ki ya bu tövbe etmedi. Ama şeye gitseydi o alim ona tövbe edersen Allah tövbeni kabul eder diyecekti. Tövbe edecekti. Ama gitmedi. Bu defa Cebrail aleyhisselam geliyor. Diyor ki ölçün bakalım. Nereye gideceği yere mi daha yakın? Geldiği yere mi? Gideceği yere daha yakın. Hatta geldiği yere yakınmış ama Allah onu biraz cesedini geldiği gideceği yere yaklaştırıyor. Biraz daha yaklaştırıyor. Yani Allah'ın rahmeti onun affedilmesi yönünde ve rahmet melekleri alıp götürüyor. Dolayısıyla ne kadar günah işlerseniz işleyin Allah tövbe istiğfar edenin tövbesini kabul eder. Ancak vaktimiz var mı? Var mı? Şimdi hemen aklımıza şu soru geliyor ki bu soru bize geliyor. Ya hocam siz kul hakkıyla benim huzuruma gelmesin diyor Allah. Şimdi o adamı öldürmüş, kul hakkı var.
Nasıl olacak bu? Yani şimdi Allah onların hakkını af mı ediyor? Şimdi bu konuda da İslam alimleri bir görüş beyan ediyorlar. Yorum yapıyorlar yani daha doğrusu. Şimdi Cenab-ı Allah o hak sahiplerini orada eğer cehennemlikse cennete koyar. Hakkını helal etmesi karşılığında. Cennetlikse cennette daha iyi bir makam, mertebe vermek suretiyle onlarla helalleştirir belki orada. Hocam şu olamaz mı? Yani hani insan elinde olarak değil de elinde olmadan bir kul hakkına girmişse veya girdiği kul hakkından pişmanlık duymuşsa ne bileyim karşıdaki adam çok şeydir biraz ceberrut demeyeceğim ama ondan dolayı hakkını helal etmemiştir. İlla huzur-u ilahiye gideceğiz diye diretmişse Orada o zaman artık boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı bir yer orası. Orada evet. Orada helalleşilecek orada. Bu geceyi nasıl ihya edeceğiz? Evet. Sevgili şimdi hocam, tabii şimdi başka neler yapabiliriz? Tevbe istiğfar dedik. Evet. Dua. Dua zaten kulun Allah ile iletişimi, Allah ile irtibata geçmesidir. Cenab-ı Allah diyor ya Es'alucu kul ma ya'beu bikum rabbi levla du'aikum. Eğer duanız olmasa evet. Allah size ne diye değer versin? Ud'uni istecib lekum. Evet. Allah'a dua edin. Bana dua edin. Duanıza icabet edeyim icabet diyor Cenab-ı Allah. Yani demek ki Allah Teala'ya kim dua ederse Rabbül Alemin bunu duyuyor. Peki şöyle bir soru da çıkabilir mi hocam? Yani ben çok istiyorum diyor ama Allah bir türlü vermiyor. Evet. Şimdi hani asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Cenab-ı Allah diyor ki sizin hayır zannettiklerinizde sizin için şer, sizin şer zannettiklerinizde sizin için hayır vardır. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Evet. Şimdi aslında kulun istediğini vermemesi belki de o kulun hayrına. Evet. Onu biz bilmiyoruz. Allah biliyor. Ya da dünyada vermeyecektir, yani ahirette verecektir. Öbür tarafta verir Cenab-ı Allah. Ya eyyühellezine amenü üsteinu bis sabri ve salah diyor Cenab-ı Allah. Ey iman edenler Allah'tan sabırla ve namazla yardım dileyin. Evet. Şimdi Allah'tan bir şey isteyeceğimiz zaman, dua edeceğimiz zaman bak dikkat ederseniz biz hep namazlardan sonra dua ederiz. Evet. Çünkü Allah namazla dua edin diyor. Namazdan sonra yapılan dualar daha makbuldür. Daha kabule şayandır. Ancak Allah için zaman, mekan, mefhumu yoktur. Biz hemen istediğimizin anında olmasını isteriz. Cenab-ı Allah onu bize ya bu dünyada verir yahut öbür dünyada verir. O konuda da sabırlı olmamızı istiyor. İnnallâhe me'asâbir. Allah sabredenlerle beraberdir. Biz duamızı yaptık. Dua bir ibadettir başlı başına. Namaz gibi, oruç gibi bir ibadettir. Allah için, Allah ile kulun irtibata geçmesidir. Evet. Allah ondan razı oluyor. Ve onun sevabı var. İster dünyalık isteyelim, ister ahiretlik isteyelim. Ama vermediği zaman da Allah'a küsmeyelim. Diyelim ki demek ki bunda bir hayır varmış. Evet. Böylesi daha hayırlıymış. Nitekim işte çok sahip olmak istediğimiz bir şeylere daha sonra sahip olamadığımızda iyi ki sahip olmamışız dediğimiz diyoruz. Olmuştur. Evet. Evet. Şimdi bu mübarek gecelerde tebrikleşiyoruz. Kandillerimizi tebrik ediyoruz. Evet. Sıla-i Rahim yapıyoruz. Akraba ziyaretinde bulunuyoruz. İhtiyaç sahiplerini görüp gözetiyoruz. Çünkü bu aylarda, bu gecelerde yapılan hayır ve hasenatın sevabı daha büyüktür. Şimdi mesela zekat, evet. İslam'ın 5 şartından birisi. Herkes zekatını Ramazan ayında veriyor. Halbuki zekat Ramazan ayına mahsus bir ibadet değildir. Malın üzerinden bir sene geçtikten sonra üzerine farz olur. Evet. Niye Ramazan ayında veriyor?
Çünkü Ramazan ayının feyzi bereketi, o ayda yapılan ibadetlerin sevabı daha fazla olduğu için Müslüman da tabii feyizden, bereketinden haklı olarak istifade etmek istiyor. O ayda veriyor. Evet. Dolayısıyla biz bu gecelerde sadece bu gecelere mahsus değil, ihtiyaç sahiplerini her zaman görüp gözeteceğiz ama bu gecelerde daha fazla görüp gözetmemizde fayda var. Dargınların barıştırılması. Evet. İnnemel müminune ihve fe aslihu beyne ahaveykum diyor Cenab-ı Allah. Müminler birbirlerinin kardeşidir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun. Kardeşlerin arasını bulmak, dargınları barıştırmak bu aylara, bu günlere, bu gecelere mahsus değil. Her zaman o görevi yerine getirmemiz lazım. Ama bu gecelerde biliyorsak ki dargın, kırgın, küskün insanlar var. Aralarına girip bunları barıştırmak hepimizin görevi. Cenab-ı Allah Müslümanlara veriyor bu görevi. Evet. Sana bana değil, herkes. Herkes sorumlu. Başka işte gündüzleri oruç, geceleri ibadet dedik. Vefat eden yakınlarımızı, onlara Kur'an okuyup ruhlarına ithaf etmek, efendim sıla-i rahim yapmak, en azından memlekete gidemezsek bile bugün telefonla vesaireyle hatta mesajlarla tebrikleşerek, halini hatırını sorarak sıla-i rahim yapmak, bu gecelerde yapılan televizyonlardaki programları, camilerde yapılan programları izlemek, onlardan istifade etmek, efendim mümkün mertebe cemaate dahil olup namazları cemaatle kılmak gibi bu gecelerin feyiz ve bereketinden istifade etmeye çalışmalıyız. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Evet değerli seyirciler, programımızın sonuna geldik. Rabbim bu geceyi, bu gecenin yüzü hürmetine bütün alem-i İslam'a huzur ve sükunet versin. Medya 24 TV adına kandilinizi tebrik ediyoruz. Şimdi Muhammed kardeşimle sizi baş başa bırakıyoruz. Bakalım Muhammed kardeşim, Muhammed Mesudi kardeşimiz bize ne söyleyecek? Evet hocam, buyurun. Evet, ben de ekranları başındaki izleyicilerimizin bütün İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum. Dualarını istiyoruz inşallah. Dua ediyoruz, dua bekliyoruz. Size gitmeden önce hocam son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak ben ilk söylediğimi söyleyeyim. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Eyvallah. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizim hakkımızda hayırlı kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. Bu ayların feyzinden, bereketinden bütün Müslüman kardeşlerimizi azami derecede istifade etmesini Cenab-ı Allah nasip ve müyesser eylesin. Amin. Milletimizi, memleketimizi, bütün İslam alemini her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Hocam kısa bir dua etsek sonra Muhammed kardeşim bir ilahi okusa. Bu gece bizi, televizyonumuzda yeni sizi bulmuş ya. Evet, amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ya ilahil alemin ve ya erhamen rahimin. Amin. İdrakiyle müşerref olduğumuz bu mübarek regaib gecesini ve üç ayları hakkımızda hayırlı kıl ya Rabbi. Amin. Bu ayların feyiz ve bereketinden bizleri en güzel şekilde istifade etmeyi cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Milletimizi, memleketimizi, bütün bilad-i İslamiye'yi her türlü görünür görünmez kaza, bela ve musibetlerden hıfz-ı emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bizi birbirimize düşürmek isteyen, kardeşi kardeşe düşürmek isteyen, bizi bölüp parçalamak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, İslam coğrafyasında akmakta olan kanın, akan gözyaşlarının bu geceler yüzü suyu hürmetine dinmesini vesileyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahi Alemin ve ya Erhamer Rahimin, bizleri bu İslam coğrafyasında önümüzü kesmek isteyen, bizleri çeşitli badirelerle milletimizi, memleketimizin kalkınmasına engel olmak isteyen bütün İslam düşmanlarını kahri perişan eyle. İslam düşmanlarına karşı İslam'ı ve Müslümanları mansur ve muzaffer eyle. Ya Rabbi, vermiş olduğun nimetlere
hamd ediyoruz, hamdimizi daim eyle. Bu nimetlerin şükrünü eda etmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi, biz nimetlerin şükrünü eda ettiğimiz takdirde tekrar İslam coğrafyasında, dünya siyasetinde layık olduğumuz yere geleceğimizi biliyoruz. Bizleri layık olduğumuz şekilde, ecdadımıza layık olduğumuz şekilde yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Hakkın dinini ve sözünü kuvvetlendir. İçimizdeki isyankarların yaptıklarından ötürü bizleri sorumlu tutma ya Rabbi. Mübarek Recep, Şaban ve Ramazan ayını hakkımızda hayırlı kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.